Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. 27. sözden 3.'sü. Nasıl ki çarşıda mevsimlere göre birer meta mergup oluyor. Yani içtimai hayatta her şey bir bakıyorsun bir şey gündeme çıkmış. Artık bütün nazarlar ona çevrilmiş. Vakit be vakit birer mal revaç buluyor. Bazen bir bakıyorsun siyaset, bazen bir ev alma, bazen araba yarışması, araba alma, bazen bir üniversite şeyi, furyası başlıyor. Öyle de alemi meşerde, temelde yani şu geniş dünyada, dünya yüzünde, içtimaiyat insaniye, insanların aleminde ve medeniyet-i beşeri çarşısında, yani genelde insanlık dünyasında, dünyada ve medeniyet, yani insanlık aleminde ve yeryüzünde, mekanda, sırf Türkiye değil yani, alem İslam'da değil, bütün dünyada genelde 3 tane şey öne çıkmış. Bütün her şey 3'e indirgenmiş. Her asırda diyor. Her asırda birer meta mergup olup revaç buluyor. Her asırda insanları meşgul edecek, oyalayacak bir şey bulunuyor. Sükunda yani çarşısında teşhir ediliyor. Rağbetler ona celp oluyor. Yani o kadar acayip bir şey ki toplumsal bir şey bu. Yırtık pantolon giyiyor, onu giyebiliyor. Görüyor musun yani toplumsal dayatmanın ne kadar güçlü olduğunu anlatmak istiyorum. Donu gözüküyor. Donu gözüküyor, çamaşırı gözüküyor. Ama millet bunu önemsediğini zannedip onu giyebiliyor. Yani toplumsal sosyal fobinin ne kadar insanın üzerinde tesiri olduğunu bunu evde giyemezdi ya eskide annesinin yanında. Ütüsüz pantolonla çıkmayı. Değil mi? Daha yeni yıkanmış. Giymeyen, ben çok iyi insan biliyorum. Şimdi yırtık giyiyor, biliyor musun? Eskide karısının açık çıkmasıyla utanırdı. Şimdi kapalı diye karısından utanan Müslüman var. Müslümandan bahsediyorum. Müslüman namı altında olanlar diyor ya, kapısı kapalı diye, karısı kapalı diye yanında gezdirmeyen, çarşı pazara götürmeyen Müslüman var. Benle gelme diyor, arkada kaldı. Falan yerde buluşuruz. Sebebi, imansız mıdır? Hayır. Toplumsal dayatmalar, toplumun dayatmasından utanıyor. Ne derler diye yaşadığı için, ne derler diye giyiniyor. Ne derler diye yiyor, ne derler diye söylüyor, bağırıyor, ne dediğini de bilmiyor. Yürüyüşlere baktığınız zaman sorun %70'ine, niye bağırıyorsun? Yani bilmiyorum, buradan geçiyordum, hoşuma gitti. Şarj oluyor. Ya işte, diyelim ki dese, ama içeriğini biliyor mu? Tezgahlanan şeyi görüyorlar ama tezgahın arkasındaki gizli eli görmüyor. Tamam, bağırıp çağırıyor ama arkayı... Avam oldukları için, avam olduğumuz için gözümün gördüğüne düşünüyorum, gözümüzün gördüğünü düşünüyoruz, kulağımızın işittiğini düşünüyoruz, burnumuzun kokladığını düşünüyoruz, tat aldığımızı ve dokunma vesaire. Yani bunların bize getirdiği mesajları düşünüyoruz. Akıl buna inmiş. Dün akıldan konuşmuştuk. Aklı nasıl kontrol ederiz? Akıl nasıl dumura uğrar? Nasıl bize rağmen ihanet eder? Onu konuştuk.
Yani en büyük nimet, en büyük nimete dönme rızkı taşıyor. Yani imanı kazanma ve kaybetme davası. İman ne kadar büyükse küfür o kadar şerdir. Allah'ın varlığı neyse yokluğunun zıttı kadardır. Yani böyle bir rızık taşıyor. Yani toplumsal dayatmalar çok güçlüdür. Tek bir şartla dayanabilirsiniz, dayanabiliriz. Topluma karşı, cemiyete karşı cemiyet olmak, cemaat olmak. Başka dayanmak mümkün değil. Bakın eskide karısı açıktır diye utanırdı ya. Şimdi kapalıdır diye utanan Müslüman var. Sükunda yani çarşısında teşhir ediliyor bazı şeyler. Rağbetler ona celp olunuyor. Nazarlar ona tevcih ediliyor. Fikirler ona müncezip oluyor. Yani fikirler artık onunla çalışıyor. Bir daha söyleyeceğim. Avam, niçin avamdır? Gözünün gördüğünü düşündüğü için, kulağının işittiğini düşündüğü için, burnunun kokladığını düşünebiliyor, dilinin tat aldığını düşünebiliyor, dokunduğunu düşünüyor, önüne temcik pilavı gibi konulan malzemeleri düşünüyor. Medya yoluyla. Bunun için avamdır. Tezgahın arkasını görmüyor. Görmeye de niyeti yok zaten, mecalı da yok. Böyle bir şey de hatırına bile gelmiyor. Ha, tezgahın arkasında ne var diye görmüyor. Onların istediği gibi olmak kolay olduğundan dolayı mı? Yani toplumsal sürü psikolojisi kolaydır. Aklı iptal ettiği için. Mesela ben inanamıyordum da onun videosunu da gördüm. Dedim ki, kardeş getirsene o videoyu bana dedim. Çoban gitmiş şey bırakmış şeyleri, koyunları, eşeğe. Ya, tuvalete mi ne gitmiş? Eşeği gidiyor. Bir başka videoda da keçi. Keçi geliyor şeyden, yardan, uçurumdan. Oradan karşıya atlıyor keçi. Ama koyun psikolojisi kafayı kaldırmadığı için takmayı yapıyor, etrafta aram görmeyeyim diye. Onun atladığını görmüyor. Oradan aşağıya yüzlerce koyun giderken, daha hepsi boşanana kadar neyse çoban gelip de çeviriyor. Çünkü kafa kalkmıyor ki, kokuyla gidiyor. Yani aklını çalıştırmıyor. He? Keçi aklını çalıştırmış mı oraya? Aklını çalıştırmamış, fıtratı var. Fıtratında sıçrama var ya onun. Yani mesela keçiye bakarsan hep kafa havadadır çünkü kafalar yiyor. Değil mi? Yerden otlamaz. Yani fıtratı karıştırılırsa, farklı fıtrata çoban olursa, keçiye de kafayı öyle dolaş diyemezsin. Bilmem çobanlık yaptın mı? Çok yaptım. Ya, ben de yaptım için. Acayip bir şey yani. Mesela her asırda bir mergut meta oluyor ya. İnsanlık aleminde genelde Müslüman kafirlerde hepsinde genelde şu üç tane hastalık her asırda geçerli. Ya o. Bir siyaset meta. Siyaset. İki, hayat-ı dünyeviyenin temini, dünya hayatının temini, çeşitlilikleriyle beraber, detaylarıyla beraber. Üç, felsefenin revaçları gibi. Felsefe, kadınlar felsefe yapmıyor. Yani niye burada felsefe diyor? Hocam. Felsefedeki neyi kastediyorsun bu felsefe? Nasıl? Felsefenin revaçları diyor. Felsefe dediğimiz o bizim bir kısım insanlar yapıyor okuldaki felsefe veya felsefe. Ama bu genel olarak gösterdi. Niye? Yani o ders mi yoksa bizim kendi kafamızda uyduklarımızda felsefe olmuyor mu? Allah namına olmayan mana ismi harfiyle bakın her şey felsefedir. Manayı harfiyle olmayan Allah namına her şey felsefedir. Evet. Oradaki hocaların felsefe olması değil.
Yani olayları çözümlemede, olaylar nedir, arkasını, önünü, sağını, solunu çözümlemede, din ne diyor, Allah ne diyor değil de, ne diyorlar, ne bana göre. Bunlar hep felsefedir. Yani ben bence budur diyor. Bana göre diyor. Allah Allah. Biz dini hükümde, o için ne güzel vermiş, hüküm vermiş. İslam hukukunda bir tahminen bir şey söyleseniz helaldir, haramdır. Haramdır dedin. Haram olduğuna isabet etsen bile haramdır. İsabet ettin, doğru söyledin ama tahminen söylediğin için haramdır. Niçin? Herkese o kapı açık olsun. Tahminen din olur mu? Bilmiyorsan bilmiyorum, biliyorsan biliyorum. Felsefe demek hayatı dünyeviyeyi, hayat uhrevisine uygun, yani şu dünya hayatını kendisine göre yorumlamak ve yaşamak. Ama felsefenin kaynağı doğru bilgi bulmak değil mi? Öyle yorumluyor. Ama adam bunu karıştırmıyor. İşte o başka mesele. Felsefenin konusu başka. Felsefenin içine girdiğin zaman, katalizör ettiğin zaman felsefenin amaçları var. Psikolojide mesela felsefe çok faydalı bir şey. Evet. Yani şu psikolojide gene kendi derdini kendinle çözemezsiniz. Dert benim, derman gene ben olamam. Dayatmalar benden, çareler benden zor olur. Birisi sana elinde tutması lazım. Felsefenin konusu doğru bulma irdelemesi de o dediğimiz felsefenin içerisindeki konu o ilmi felsefe. Buradaki felsefe hayatı dünyeviyi kendisine göre tanzim etmek. Kendisine göre düşünmek. Yani oysa devamlı değişkendir insanın aklı. Bugün doğru dediğini yarın yanlış diyor. Birkaç sene önce uğruna canını verdiği bir davayı bir bakıyor ki yanlış çıkıyor. Demek ki doğrularımızdan ve yanlışlarımızdan emin değiliz. Birisi ha tamam lan isabet ettin demedikçe. Ve Selefi Salihinin asrında ve o zaman çarşısında en mergüt meta, yani sahabeler ve din eksenli geçmiş asırlarda insanların çarşısında en mergüt meta şuydu. Mergüt meta rağbet ediliyor. Mesela ben kaçtı ya bir ara 1980 ile 90 arası yaşamışsınız çoğunuz. Türkiye'de mergup meta tamamen daire sahibi olmak. Çok iyi bir forya oydu. Acayip göç oldu. Sonra bakıyorsun araba şeyi başladı. Sonra siyaset şeyi başladı. Yani asıl saadette veya Selefi Salih'in aslında o zaman çarşısında en geçerli mergup meta konuşulan neymiş? Şuymuş. Halik-i semavat ve arz. Sema ve arz ve içindekilerin sahibi olan Allah'ın marziyatı nedir? Mülkonun ya. Marziyatı nedir? Ve bizden arzularını, bizden ne istiyor? Bizden arzularını kelamından istinbat etmek, kelamından çıkartmak, mana çıkartmak. Mana çıkartmak sünnet zaten. Sonra nuru nubuvvet ve Kur'an ile kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemindeki saadet ebediyi kazandırmak vesailini elde etmek idi. Yani nubuvvet nuruyla Kur'an ile açılan bir ahiret alemi var. Mesela yer çekimini bulmuş adam tarihte meşhur oluyor. Oysa herkese yaramıyor yani. Bilmese de oluyor. Bilmeyen babaannelerimiz var ama yaşıyorlar. Dünyanın döndüğünü bulan adam dünyaca meşhurdur. Ama bunu bilmeyen babaanne köylülerimiz var. Bir zarar görmüyor. Yaşıyor yani. Değil mi? Ama yer çekimi kanunun bulan o kadar meşhur olmuş ki ruhumuz ahirete çekiliyor. Ruhumuz da ahirete çekilmesiyle beraber ahireti bulan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun kadar meşhur değil. Yer çekimi. Ahiret çekimini buluyor. Mesela bir söyleyeyim.
Bu ne düşüyor diyor. Tamam. Doğru olup mu? Şimdi bu değişti tabii. Dünyamızın merkezindeki mamanın yoğunluğuyla bunun arasındaki fark bunun yoğunluğu çekiyor. Şimdi başka şey söyleniliyor. Fizik değiştirdi. Neyse. Adam yer çekimi bulmuş. Meşhur olmuş. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insanın çekim yasasını bulmuş. Yani çekiliyor bir yere doğru. Bekaya doğru çekiliyor. Ebed istiyor. Değil mi? İstiyoruz hepimiz. Hastalık istemiyoruz. Bak bir hastalıksız bir aleme çekiliyoruz. Ölmek istememekle böyle bir alemin varlığına doğru çekiliyoruz. Sonsuz yaşamak istiyoruz. Yani bu çekim insandaki fıtratla böyle bir alemi keşfetmiş. Eşyanın düşmesiyle yer çekimini buldu. Onun kadar meşhur değil yani. İşte nur-u nübüvvet ve Kur'an ile kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemi. Ve saadet ebediyi kazandırmak vesaire elde etmek idi. Saadet ebediye hem aynı zamanda saadet-i dâreyn'dir. Bu şifreyi yani bu sistemi, bu nur-u nübüvvet ve Kur'an hakikatleri aynı zamanda gelecek hayatımızı keşfettiği gibi dünyayı da tanzim ediyor. Dünyanın da mutlu olmasına sebebiyet veriyor. O buydu yani. Burada takip edilen mana buraya kadar okudum. Bundan sonra açılacak. Toparlarsak her asırda, her zamanda bölge bölge olur. Burası Polatlı. İstanbul olur, Ankara olur. Bölge bölge de olabiliyor. Köy köy de olabiliyor. Şey var. Herkesin bir nazar ettiği bir mevzu var. Yani konuşuluyor. Hep o konuşuluyor. Maç konuşuluyor. Araba konuşuluyor. Araba markası konuşuluyor. Bir köylerde işte tarla şeyi konuşuluyor. Pamuksa tamuk. Karadeniz'de çay. Burada şeker pancarı konuşuluyor. Bilmem ne yapılıyor. Ama genelde dünya yüzünde üç tane şey konuşulur. Bütün insanların şeyinde. Bir siyaset. Siyaset metağı. İki, hayat-ı dünyevinin temini, dünya hayatını esas alma bir düşünce. Her çeşitlilikleriyle beraber. Bu yatıda, katıda, arabası da her şeyde dahildir. Yat, kat, tamam. Dünya hayatını nasıl daha güzel, daha lüks yaşarım. Tamam. Hayat-ı dünyevinin temini, yestahibun el hayata, dünya el ahiret sırrı. Üç, kendi ve ailesini, ruhunu, yorumlayıp bu dünyada nasıl yaşayacağını, daha güzel yaşayacağını kendisine göre yorumlamak, felsefe. Felsefe. Felsefe, okul felsefesi değil. Bana kendisine göre hayatını tanzim etti. Üçü de insan kendi başına belayı sarmış. Bu saydığım üç şey abi, Selefi Salihin döneminde var ama mergup değil diyebilir miyiz? Yani aynen. Buna da var. Olması dereceye kadar yani. Yok, zaten olmasa yaşayamazlar. Siyaset var. Ama ehillerini bırakmışlar. Mergup meta olmamış. Metadır. Herkesin rağbet ettiği bir şey değildir. Vasat mesela şey gibi. Mesela Risale-i Nur'da siyaset yok mu? Desek eksik olur. Yani olmaz. Var. 99 var. Tevhid bahisleri ama %1 siyaset de var bizde. Var. Mesela Müdahale Anayasa'daki mektupları nereye koyacağız mesela? Evet. Olmaz olur mu? Ama onu olması gerekiyor. Şimdi mesela siz ders yapıyorsunuz ve 100 derste 90'ı tevhid haşirdir. 1'i 2'si siyasidir. O kadar hakikaten. O kadar derece verir. Yoksa bütün yok dersek... Mesela benim şu 5 senede şu son hadiselere ait 5 tane siyasetle alakalı bir dersim var. Ama 2400 tane ders var toplam şu anda sitede. Yayınlanmamış 5000'in üzerindedir. En fazla 15 tane olur toplam siyaset seçeneği. O da gündemde ufuk vermek için. Aldatılmaması için. O da gerekiyor değil mi abi? Tabii gerekmez olur mu yani? Ne baksana söylediğin halde doğruyu bulamıyor. Doğruyu bulamıyor. Söylediğin halde. Felsefe işte. Küçük küçük hesaplarla geneli düşünüyor. Perde vitrinin arkasını görmüyor. O kadar basit ki. Bak adama bak, adama. Bütün alem İslam'ı alakadar edecek mesela bu seçimle. Diyor ki benim komşum, ne yaptın? Diyor bana, hoca ne yaptın, neyi ne yaptın dedim. Ya dedi, oyu ne yaptın dedi. Güçlü dedim, 10 gün oldu. Ben bunlara bir ceza verdim dedi.
Niye dedim, hayırdır ne? Dip, öğrenmek için ha. Dedim ki ne kadar basit olacak bakayım. Dedi ki, ya dedi, her ay sonu çay parasını vereceğini söyledi dedi, 15 gün geciktirdi dedi. Yani onun din anlayışı, mesuliyet anlayışı çay parasından takılmış ya. Onun dini bu ya. Hani dinle yorumlanmıyor. Din ne diyor diye hiç hatırına gelmiyor ki. Acaba Allah ne diyor, ne yapmam gerekiyor, ölçüler ne, misal. O kadar. Şimdi demek ki mergup meta değil yani. Asıl saadette metadır ama mergup değil. Rağbet görmüş şey değil. Mesuliyete kaçmışlar zaten. Mesuliyeti anlamak için kaçmışlar. Zorla almışlar, öyle değil mi? Sahabe-i kirama zorla vermişler bu mazlumu. Hazreti Ömer falan hep böyle istedim. Tabii canım. Yani. Ben onlara girsem uzun olur yani. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu nasıl aldığını aklınız durur nasıl yüklediklerini. Nasıl aldığını da demeyeceğim. Hadisi söyledi bak. Ümmet ittifak edince mesulsun dediler. Hadisi de metnini gösterince ağlayarak aldı. Bana bir ver bakayım nasıl alıyorum. Çünkü ben çok mali bir ruh. Yani asıl bir belası yani. Bak onlar ne yapmış? Bir de onlarla boy ölçüşüyoruz şimdi. Sahabe onlar da insandı. Çok acayip. İnsan anlayışımız ne kadar? Mezhepsizliklerini müştehid-i izama musavat davasında dinsizliklerini de sahabe-i kirama dil uzatarak yaptılar. Yapıyorlar. Normal bir insan gibi düşün, şey yapıyor yani. Kendisi rezil gibi olur. Dinsizliklerini ya sahabeyi eleştirmek noktası. Öyle diyor ya. Cemal odasında olayında sahabeyi eleştiriyor. İşte. Bak şurada. Bunu söyleyince ortalık karıştı. Kaynağı söyleyince, kaynakla söyleyince duruyorlar. Yani tamam da yani ben kaynaksız nasıl söylerim? Mezhepsizliklerini müştehidi izama musavat davası altında neşretmek istiyorlar. Bu bir. Karıştırma. İki. Dinsizliklerini, dinsizdir dedim birilerine. Böyle çünkü hepsi bak. Eyleme dönüştürdüm. Dinsizliklerini sahabeye karşı musavat davası altında icra etmek istiyorlar. Sen kimden saklamaya çalışıyorsun? Abi niye diyorsun? Bu makamda olan dememesi suçtur. Orada olan derse suç oluyor. Oku söyle etrafına. Ama ben genelde demem lazım. Bu 496 sözde. Dinsiz diyor, dinsiz. Sahabeye dil uzatıyor. Sahih Buhari'ye bizim din hayatımızın ruhu temeli olana Kütüb-i Sitte'ye dil uzatan dinsiz oluyor. Çünkü Üstad diyor ki Buhari'de işitmek sahabeden bizzati duymak gibidir diyor. Çünkü biliyorlar ki Kütüb-i Sitte'si, Sünnet-i Seniyye'siz Kur'an yok edilecek. Şöyle ya. Yani layıkalar gibi bize yani. Onu getireceğim. Şu kitaba bir şey diyemiyorlar. Fakat bu kitabı böyle kırarak yapıyorlar. Dikkat edin. Bu kitabı düşürmek için düşüremiyorlar. Bunu tutan eli kırıyor. Bu kitabı, Kur'an'ı tutan hadislerdir. Sünnet-i Seniyye ve sahabe hayatıdır. Kur'an'ın hakiki müfessiri olan hadis diyor. Hadis. Hakiki müfessiri. Tamam mı? Ondan sonra ben ve sahabemim. Tamam. Hayatına bakın diyor. Tamam. Şimdi niçin? Çok iyi biliyorlar bunu. Bu projedir o. Münafıkların bir projesidir. Bizim gibi insanlar da bu cümleyi açacak, eyleme, efkâr-ı ammede mecra verecek, akıllara istikamet verecek, kalplere yön verecek, aklıma marifetullah, kalbime muhabbetullah, ruhuma müşahadetullah, bedenime ibadetullah, hayatıma kıbletullah. Boşuna dememi, ezberlememişim duada ben bunu. Süfyan da direkt mesela din hedef almamış. Almamış asla. İslamiyle. Yıkmaya yani, çalışmış. Eli kırmış değil mi abi? Aynen Allah razı olsun. Dine direkt yapmamış. TC ilahi yatı kurmuş. İlahi yat onu kurmuş. Ama o din hayatını esas yaşatan o anane şair İslami'yi kaldırmış. Bez parçasıdır. Niye başörtüsüyle 4 milyon insan kesiyorsun? Değil mi?
Şimdi 4 milyon toplam insan gitmiş. Ezber konuşmuyor. Bunun sadece ben bedelini ödedim. Bunun bedelini ödedim yani. Şimdi baktılar ki gene din canlandı. Aynı zihniyet merkezi. İsrail değil bu. Amerika'da değil. Bunlar ahmak bu ikisi de. İngiliz değil mi? İngiliz. İslamiyet'in ezeli düşmanı. Aynı kaynaklı fakat proje değişik. Ne yaptılar? Müştehid-i İzam'a, İmam Azam'a dil uzatacaklar. Tamam mı? İnsanları kutsi kaynaklar, bak direkt Kur'an'a yapamıyorlar. Ve sahabe-i kirama, musavat davasının onlar da insandı diyor. Ve nasıl kandırıyorlar? Eline bak uzatıyorlar. Direkt Kur'an'a bakın diyor, tamam mı? Bunu sen piyasaya sor bakayım, bu Polatlı'da direkt Kur'an'a bakın, Kur'an'la giden diyen adam doğuştan mı aldın bu fikri? Yok. Nereden öğrendin? Birisi sana öğrendi. O adama tabi oluyorsun. Çünkü Kur'an'a tabi olsaydın, Kur'an sana diyor ki, bilmiyorsan bilene git sor diyor. Bilene havale ediyor. Demek ki Kur'an'a bak direkt diyen adama tabi oluyorsun. Kur'an'a tabi olmuyorsun. Buradaki mantıksızlığı görüyor musunuz? Kur'an'a baksa da anlamıyor ki. Ondan zaten Kur'an'a baksa anlamayacak zaten. O da ne yapacak? Mealini okuyacak. Kamyon şoförü vardı Çayeli'nde. Çay fabrikasında çalışıyor. Kamyon şoförü ya. Haftada zor buluyor dershane gelmeyi. Bir gün gelmiş Çayeli'nde ya. Dershanın karşısında yerleri söylüyorum size. Yalan lafzı kafirdir. Ben bir başkası için kafir olmaya şeyim yok yani. Bilen insan mesuldür yalanı. Yalan lafzı kafirdir. Kamyoncu ya. Siz ne diyorsun? Gelmiş. Diyor ki İmam Azam'ın diyor hep isabet ettiğini nereden biliyoruz diyor. Ama haftada bir derse gelen adama hayırdır. Ondan sonra Bediüzzaman'ı tutturduk dedi. Nereden biliyoruz? Kim sorguladı diyor. Direkt Kur'an'a bakmamız lazım dedi. Nereye bakmak lazım? Kur'an'a. Sen daha önce bu fikir yoktu. Nereden öğrendin? Kim nereden öğrendin? İbn-i Temiye'nin kitabını aldın değil mi? Peki sen daha önce bu fikir yoktu. Direkt Kur'an'a bakacağız. O müştehitler diğerlerine gerek yok. Senin fikrin mi? Senin fikrin olsaydı doğuştan olurdu. Demek birisi sana öğretmiş bunu. Öğretene tabi oluyorsun. Kur'an'a tabi olmadın ki. Buna tabi oluyorsun. İmam Azam'a tabi olmuyorsun. Bunu söylediğinde mesela çocuğunu okula gönderir. Niye kendin öğretmiyor? Yani hep böyle aynı şey. Mesela bir şey kullanıyordun. Niye kendin yapmadın? Ekmek alıyor, niye kendin yapmıyor? Yani bunun tipi şey ya böyle saçma. Şimdi de öyle. Risale-i Nur'u da şey yap diyor. Burada da bir soru, sakatlık var yani. Düz oku geç diyor. Bu uygulanacak kardeşim, bu genç kardeşlerimiz söylediğimiz halde İslamiyet'te, siyasette de istikamet bulamıyor. Söylediğimiz halde. Şimdi burada ne alacak? Dinsizliklerini sahabeye karşı musavat davası altında icra etmek istiyorlar. Bu uygulanması lazım. Bunu göstermem lazım benim. Bu şerhi izah etmem lazım benim. Hayatla. Sünnetsiz Kur'an izah edilir mi? Laikasız ben Risale'yi nasıl izah edeceğim? Laikasız izah olur mu? Ha, direkt Risale-i Nur'a bakın diye uzatanlara da tabi oluyorsunuz. Risale-i Nur'a değil. Çünkü Risale-i Nur böyle demiyor. Şerbe izah edin diyor. Ama malumatınızı çıkarmayın diyor. 324 Balla'da malumatınızı çıkarmayın. Kastamonu'da şerbe izah edin. Tanzim edin. Devam edin. Sebebi şu. Ne demek? Mesela şöyle diyeyim. Arkadaşlar azamet ve kibriyeyi anlatacağım Cenab-ı Hakk'a. Güneşte saniyede 1.400.000 ton atom. Nükleer santralleri şöyle böyle böyledi. Fenli malumatlarla. Bu malumat çıkarma kardeş. Zaten diyor fenli malumat. Bu olmaz yasak. Ha, içerisindeki mananın üstünü aç diyor. İnsanın da kendi dükkanını kapamışım. İşte o dükkan kendi dükkanı ama Risale'nin dükkanını açacaksın. Bak akşama oturdum size tertleri yazdım. Zamanım olursa size okuyacağım. Burayı getirdim. Kendi dükkanımı ben nasıl açacağım ben bunu? Bu iki böyle terk neleri terk etmemiz gerekiyor? Bak terk. Sırf cümle ha cümle. Terk et. Bu kadar risale okuyoruz dedim kendi kendime. Kur'an okuyoruz. Nurcular kadar kitap okuyan, Kur'an okuyanı ben bilmiyorum. Kimsenin hatırını yemem yani ben. Dünyayı dolaşıyorum. Yalan da demem yani. Nurcular da elhamdülillah aşağı yukarı idare eder kitap okumalarını. Yani kitap okuma sorunu yok. Lan nerede sorunumuz var ya? Okuduğumuz boğazdan aşağı ne inmiyor? Tertler yok. Gelenler burada kalıyor.
terk kafa çalışıyor. Terklerle kafa çalışıyor. Zikir ve ibadetlerle kalp çalışır. Dimağın çalışma malzemesi, malzemesiz malzeme terktir. Şunu terk et, taassubu terk et, masvallah terk et, enanet gururu terk et, tamam mı? Siyaseti terk et. Ya arkadaş terk et diyor, siyasetin içine giriyorsun ya. Ne detaya giriyorsun? Ondan sonra ne yatabiliyorsun ne gece? Beni de yatırmıyorsun. Gece yarısı beni uyandırıyorsun. Niye o kardeşim şey yapıyorsun? Niye meşgul oluyorsun? Ya terk et işte. Niye o terk et? O terkleri yapamadığımız için okuduğumuz burada kalıyor. Buradan aşağı inmiyor. Dinde ilk önce terk vardır. Eylem yoktur. La ilahe illallah. La ilahe. İlahları bak, ilah olacak olanları bak. Terk et. Bak var mı? Ondan sonra illallah. Kastamonu 48, 148'de terki mefasit, celbi nefa. Bu asırda esas değil ha. Usul esas olmuş. Esasın esas olmuş. Farzları yap, farzlardan önce haramların terki vardır. Sebap kazanmaya uğraşma, haramları terk etmek vardır. İlk önce yanlışları terk vardır, sonra doğru vardır. İnsibar ve inikas gibi. İnikas ve insibar sırrı gibi. Mesela Kastamonu'da 96'da şöyle diyor. İştirak amal uhreviye var ya sistem. Bu oraya giriş kapısı var. Giriş kapısı ihlas, sadakat, hizmet, takva, iştinab-ı kebair. 4-5 tane. Aşağıdaya alırsan 4 tane, 5 tane. Ha, bu ya. Bu giriş sebebi. Bunu kaçırmayın ders yapanlar. Tamam. Havuza suyu doldurun. Havuzdan su alacaksın. Sebap bırakma yolu değişik. Sana sebaplar orada nasıl gelecek biliyor musun? Aynı yolla değil. Değişik. İlk önce terk var. Takva yani. Birincisi takva, ikincisi ihlas, üçüncüsü sadaka. Takva nedir? Menihattan ve günahlardan iştinab etmek. Günahları anladık. Menihat nedir? Yasak olanlarda. Zatında haram değil ama terk et onu. Terkler. Menihattan ve günahlardan iştinab etmek. Menihat nedir? Ya siyaseti terk et arkadaş bak neleri terk et. Günahları kebairleri terk et. Allah'ın amına olmayanları terk et. Zevki mecazi terk et. Hevai nefsini terk et. Siyaseti terk et. Menfi taassubu terk et. Eneyi terk et. Enaniyeti terk et. Avrupa malzemeleriyle İslamiyeti müdafayı terk et. Kendi öz malzemeleriyle zeminiyle müdafaa et. O fani mahbubattan katı alaka etmek. O mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek. Tembelliği terk et. Nefse marenin arzularını terk et. Siyaseti terk et. Gazeteleri terk et. Radyo, televizyon. Ondan sonra internet vesaire devamı tabii bu biz şey yapıyoruz. Radyo. Radyoyu söylüyor ustad. Ondan sonra onun kanuniyetini koyarak televizyon, interneti ben şey yapmışım. Onu da söylüyorum. Nazlanmayı, titizliği, asabiyeti terk et. Cehalet ve sarhoşluğu terk et. Adaveti, gıybeti, iftirayı, kovuculuğu terk et. Sana arka çevirip terk edenleri şimdiden terk et. Şirk ve iştirakı terk et. Hizmetteki kardeşlerine karşı kemal izzetini, şerefini terk et. Heva ve hevesini, hissiyatlarını, damarlarını, tabiatını, olumsuz ahlaklarını terk et. Sana lazım olmayanlar her şeyi terk et. Yarın ahirette mesuliyeti maneviye omuzuna yüklenecek şeyleri terk et. Masivayı terk et, kebairleri terk et. Hizmet için menfaatini terk et. Hevesat-ı gayrimeşruyu terk et. Lüzumsuz konuşmalar terk et. Lüzumsuz içtimalar terk et. Bir sürü terk etme var. Bunları külliyattan çıkar. Terk et, terk et. Peki ne işine yarayacak bunlar? Bu kafa bununla çalışıyor. Sevapla değil. Kur'an okumayla bu dil bu çalışıyor. Bu terklerle çalışıyor. Bu sefer gelen Kur'an, gelen manzaralar duyguların diyor efkardan malzeme getirdiği zaman kalbe inecek bir musadık bulmazsa sönerler diyor 538 sözde. Burada kalıyor batak batak gelen sesler, gelen kokular, tatlar gözlerine bu batak içini emiyor, inmiyor aşağıya. Ya kitap okuyoruz arkadaş, Kur'an okuyoruz. Ben niye fayniyim ya? Bak bir tanesini söyleyeyim, ondan sonra geçiyor. Güzel bir ders oluyor. Ders bitiriyor, ben söyleyeyim siz yapalım. Ders bitiyor, 5 dakika 10 dakika geçmeden
Gene geldiğimiz gibi, he ne oldu ya, nasıl gitti? Ders ortamında daha 10 dakika geçmedi, geldiğimiz aynı konuşmayı devam ediyoruz. Araba, biraz önce dışarıda konuşuyorduk, girdik, ders başladı, kestik. Bir saat ders oldu, dersten sonra aynı konuyu devam ediyorsan, sen kardeşim bataklıktasın. Nasıl bir saat dersi hiç kemlikim sayıp, yok sayılıp, hemen 10 dakika sonra aslına nasıl dönüyorsun? Hiç mi bir şey almadın? Nasıl hemen 10 dakikada hemen geçebiliyorsun aslına? Çünkü gelen malumat oradan okuyayım cümleyi. Yani bu hakikatler geldiği halde niçin insan biraz etkilenmiyor? Duyguları, gözleri, kulakları, kainatın envari marifetini getirdiği vakit nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak, idame edecek bir mana bulmadıkları için sönerler. Gelen her şey nefsindeki renklerle boyalanır. Bunlar anlatılanı ters de anlayabilir. Mas-ı hikmet gelse nefsinde abeset-i mutlaka suretini alır. Acayip ders anlatıyor, ders o konuyu anlatıyorsun. Abeset-i mutlaka hiç varmış. Yatmaymış. Bizim bir tane fen hocası vardı Erzurumlu ortaokulu, hiç unutmuyorum. Erzurum şivesiyle. Bağışlasınlar, kızmasınlar Erzurum. Biz Lazların şivesi de öyle de, yani şey için söylüyoruz. Bir fenci vardı bizde. Erzurum şivesiyle şöyle diyordu. Yani ders çalışın. Pascal kanunu söylüyoruz. Arşimet kanunu, çalışın gelin ortaokuluya. Yani söylüyorum ama hiç diyor takmıyorsunuz demek için söylüyor. Pascal kanunu hac. Pascal kanunu hac. Yani Pascal kanunu diyoruz. Hiç diyor. Şimdi gelen hakikatler hac. Nasıl yok oluyor? Batak var burada. İnmiyor. Batak terk bu terklerle çalışıyor. La ilahe putlarını terk et, illallah'a inersin. Bak, takva meniyattan ve günahlardan işte. Ben takvayı şöyle biliyordum. Sebaplar yapmak, sabaha kadar namaz kılmak, sabahleyinde oruçlu olmak, zekat vermek, takva bu değil mi ya? Kafasını yerden kaldırmamak. Abi baktık kastamda takvaya bak. Meniyattan ve günahlardan iştirap etmek. Hani yapmak yok. Yapmamakları yapmak. Yapma ya. Öyle değil mi? Ben uyduruyorum. Yani bunlara dikkati çekiyor. Ama birileri bu dikkati çekmemi, içerisini açmama, serişte etmeme razı olmuyor. Birilere dokunuyor bu sözlerimiz. Bu açılışları, Risale-i Nur'u hayatta uygulanılır halini göstermeyi, o külliyatta dikkati çekmek. Bak takvada eylem yoktur. Eylemsizlik vardır. Meniyattan ve günahlardan. Yüz çevir. Bir şey yapmadım bak, yüz çevir. Yüz çevir. Ama takma değildi ki şimdi bizim dünyamızda. O acayip sevaplar yapmak, vermek. Neymiş ya? Yani tek. Ondan sonra ameli salih geliyor. Takva ve ameli salih. Bak. İlk önce terk. Haramla farz çatıştığı zaman İslam hukukunda haram işlememek için farzı terk ediniz. Koca haç gibi bir farzayı kadına diyor ki mahremi yoksa gidemezsin. Gittin. Haramla karmayısı kadın erkek birbirine içine gireceksen haramdır. Giremezsin. Yapamazsın. Vekil gönder. Beşçide giderken iki bayram maruz kalacaksan diyor. Vesaire. Halve tanesini kılması da ama. Ya. Elhamdülillah. Demek ki arkadaşlar hayat-ı dünyevenin temini biz kendi hayatımıza kanaat edeceğiz. Bu hayat esas değil. Ruhumuza uygun değil. Bu kötürüm olacağız manasında değil. Müslüman en iyi Mercedes'e binsin inan vallahi. Uçakla gitsin. En iyi villada bir şey yapsın. Ama davanı unutma. Seni unutturan senin değildir. En iyi arabaya bin. Paranı kalbine koyma. Koy cebine koyabiliyorsan. Eğer seni içine koyuyorsa o senin değildir. Eğer krediyle araba ve daire alıyorsan, araba ve daire almıyorsun. Araba ve dairelere satılıyorsun demektir. İçine giriyorsun. 15 sene artık nefes alamazsın. Satın almıyorsun, satın alınıyorsun demektir. Garip garip duygulara girmeyin. Böyledir. Bak hayat, evinizdeki huzur bile gitti.
O para yatırmak için, onu denkleştirmek için, onu şey yapmak için, faize bulaşmamak için huzurun gitti. Ulan bu dünyada onu mu yapacak? Ömrümüzü ona mı teksip edecektik ya bir dört duvar şey arasında? Bırak arkadaş ya, bir rahat ol ya. Bir rahat ol, ben senin rahatlığın için söylüyorum. Para ver bana demiyorum ki. Esir olma ya, satın alınma diyorum. Köleleşme ya, 15 sene bankaya çalışma arkadaş ya. Rahat ol ya. Ver kiranı, adam gibi otur ya. Gavur bunu yapmıyor biliyor musun? Ben çocuğa neye daire alayım? Kendi ihtiyacı varsa kendisi alsın diyor ya. Ben seni biliyorsun, senin üçte bir alma Avrupa'dayım. Kendi ihtiyacı varsa kendisi karşılasın diyor ya. Acaba satın alınıyorsun, satın almıyorsun. Niye? Neticeye bak, 15 sene seni bağlamış. Bu zalim, ötekiler de, onlar da zalim. Bu faize bankaya gidemeyecek diye finanstan da diyor ki 100'e mi aldı binayı? Öteki banka 120'ye veriyor. Bu da diyor ki ha ben bana aldırt leasing şeyi. Ben sana satayım. O da 140 diyor. Zalim. Bak köleleştiriliyorsun. Müslüman Müslümana faiz alıyor. Araba ile araba ve daire almıyorsunuz. Araba ve daire ile satılıyorsunuz. Satın alınmışsınız. Alınıyorsunuz dediğim için. Dinsizliklerini müştehid-i izama muhalefet etmeyle yapıyorlar. Dinsiz dediğim için alele söylüyorum. Tek bir şeyim var hayatım. Bunun hayatını, bunun şeyine koymuşum. Başka bir şey yoktur. Bu demişse derim. Demek ki 3 tane hastalık var. 3 tane hastalık bildik ne oldu? Uzak duracağız. Haberlere girmeyeceksin. Girme. Girdin. Ne oldu 2 günden beri? Perişan değil misin? Ben değilim. Tak kapat. Girme. Neyi değiştirdin? Hiçbir şey. Sen değiştin. Psikolojin çöktü. Dua bile edemedin. Namaz bile kılamıyorsun sonra. Abi Hamettin. Bilmemek daha şıklı. Daha çok Kur'an okursun. Daha çok sebep gönderirsin. Bildiğin moralin bozuk. Hiç yapacağın eyleme de bir şey yapamıyorsun. Öyle lal kaldın ya. O abi dostu düşman tanımayacak mıyız? O kadar net ki bakmaya gerek yok. Hepsi açıktadır. Herkes olması gereken yerdedir. Kimse cahil değildir. Anladın mı? Kim nereye layıksa onun yanındadır. Madem böyle bir ilmi muhit ezeli var. Kim nereye layık ve mustahak ise ona öyle muamele ediyor ve edecek. Sana böyle muamele etti. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efaliniz ile kadere fetva verdiniz ki bu zalimi size musallat etti? Perde arkasını görmesin, altına ezilirsiniz. Devam. İşte o zamanda zihinler, o zamanda selefi salihin zamanda zihinler, kalpler, ruhlar, bütün kuvvetleriyle yerler ve gökler Rabbinin marziyatını anlamaya müteveccih olduğunda, o zaman yerler ve gökler sahibi olan Allah'ın marziyatı nedir? Bizden istediği nedir? Bunun üzerine dönüyordu. Olduğundan, İçtimaiyat-ı Beşeriye'nin sohbetleri, muhabereleri, vukuatları, ahvalleri ona bakıyordu. Yani bir araya oturdukları zaman, mesela köyde, mahallede oturun, maç ne oldu ya, Fenerbahçe'nin ne yaptı ya? Bana bak, ne haber? Bak, bak, gördün mü iki tane çaktık size? Hala tırsırmak için teyzesini telefon etmez. Anladın? İslam ezilmiş, Müslümanlar kan alıyor. Hiç, Fenerbahçe kit atmış ya. Kime atmış? Öteki mahalledeki Müslüman kardeşim. Daha ne zamana kadar uyuyacağız bilmiyorum ki. Tarafkirlik hissimizi Galatasaray, Fenerbahçe'ye topraklama yaparak İngilizlere kalmıyor ki. Tarafkirlik potansiyel enerji yok. İçtimaiyat-ı Beşeriye'nin sohbetleri, muhabereleri, vukuatları, ahvalleri ona bakıyordu. Ona göre ceyran ettiğinden her kimin güzelce bir istidadı bulunsa onun kalbi ve fıtratı şuursuz olarak her şeyden bir ders-i marifet alır. Şuursuz olarak. Yani sokağa çocuğu bırakın mükemmel bir müştehit olabiliyordu. Çünkü o sahabeye denk geldiği zaman şöyle diyor. Selam aleyküm selam. Ne haber? Ya duydun. Ya sen nereden geliyorsun Resulullah'ın oraya? Ya ben
çok ciddi bir şeyin vardı, ne aldın, ne ayet mi geldi, ne konuştular, bunu sorarmış. Yani bu hep konuşuluyormuş. Şimdi eve kadar girmiş. Ya dışarıdaki sokaktaki pisliği, fabrikadaki şeyi eve ne taşıyorsunuz? Dışarıdakileri ne taşıyorsunuz? Taşımaya gerek yok abi, televizyon zaten taşıyor. Kanal açarsan, acayip bir şey ya. Kanalı açtın, herkes orada. Gizlilik kalmadı ki, herkes oturuyor senin evinde. Herkes kim ne isterse o da atar, kız zaten dersini alıyor birisinden. Ona göre ceyran ettiğinden her kimin güzelce bir istidadı bulunsa, onun kalbi ve fıtratı şuursuz olarak her şeyden bir dersi marifet alır. O zamandan ceyran eden ahval ve vukuat ve muhaverattan talum ediyordu. O zamanda ceyran eden yaşantı, vukuatlar, konuşmalar, sohbetler bu manadaydı. Dünyayı bilmiyorlar mıydı? Dünyaya hükmettiler işte. Böyle oldukları için. Alem-i İslam ne zaman dinine tabi oldu? Dünyaya ve kendilerine hükmettiler. Kendilerine ve dünyaya. Ne zaman başka şeyle meşgul oldular? Kendilerine hükmedildi. Bak, alem-i İslam ne? Dünyayı bilmediğinden mi? Dini bilmediğinden. Acaba dinini bilseydi, nerede kime karşı duracağını belirlerseydi, Müslüman böyle zelil olur muydu? Dinini bilmediği için. Hani Avrupa ile bizim sistem ters çalışıyor. Avrupa dinini terk etti, terakki etti.